Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım. Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Aşkım bak kahvaltını hazırladım. Teşekkür ederim örümcek kız. Tam da en sevdiğim kahvaltıyı hazırlamışsın. Meyve tabağım. Şöyle yiyelim arkadaşlar, tamamdır. Aşkım bugün ne yapıyorsun? Şimdi manavcı tezgahını açmaya gideceğim örümcek kız. Biliyorsun ki yeni mesleğim manavcılık. Dün hava kötüydü ama bugün hava güzel. Evet babacığım, güneş açtı. Evet arkadaşlar, dün kar yağıyordu. Şimdi güneş açtı ve karların hepsi eridi. Kim çalıyor kapıyı ya? Şimo! Ben geldim. Tarık bu tip ne böyle, ne oldu? Bu tip banka soygunu tipi. Banka soygunu mu Tarık, saçmalama. Şimdi seninle birlikte banka soymaya gireceğiz. Ya Tarık, sen rüya mı görüyorsun şu anda? Çok fazla film falan mı izledin? Hayır, ben soyguncu Tarık. Ya Tarık bırak boş yapmayı ya. Banka soymak bizim neyimize? Sen öyle san. Hangi bankayı soyacakmışız Tarık? Squid Game Bankası. Oğlum onlar var ya, bizi doğrarlar Tarık, biliyor musun? Sen kim oluyorsun da Squid Game Bankası'nı soyuyorsun? Bırak boş işleri. Ben manavcı tezgahımı açmaya gidiyorum şimdi. Geliyorsan gel. Ne manavcılığı oğlum? Banka soyacağız, banka. Ben hiç Tarık soyabileceğimizi düşünmüyorum. Bir sürü açıkları var. Ne gibi açıklar olabilir Tarık? İçeriye az sayıda güvenlik koymuşlar. Bak kapının önünde iki tane var Tarık. Adamların elinde 7.62 AK var. Sen bu adamları gerçekten alt edebileceğini düşünüyor musun? İlk önce kameraları halledeceğiz. Ondan sonra? Sonra oradaki iki adamı halledeceğiz. Tarık başka planın var mı? Büyük ihtimalle paralar üst katta tutuluyor. Üst katta, tamam. Üst kattaki güvenlikleri de halledeceğiz. Sonra paraları alacağız. Bayağı kolaymış Tarık. Bu kadar kolaysa başkaları niye almıyor bu parayı? Kes boş yapmayı. He? Al şu silahı, kameraları patlat. Sen iyi nişancısın. Kameraları mı patlatayım? Tamam Tarık, kal burada. Hey Allah'ım arkadaşlar, Tarık kafaya koymuş o bankayı soymayı. Ben hiç soyabileceğimizi düşünmüyorum ama. Bakın bir sürü kamera var. Bir dünya kamera var. Şimdi hepsini teker teker patlatacağız. İlk önce sıra bunda. Hop. Tamamdır, bir tanesi gitti. Şimdi sıradakini patlatalım. Bunu da, şunu da, şu. Fon kameralar arkadaşlar, bunu da patlatalım. Sonra bu. Hallettim Tarık. O nasıl halletmek? Kameralar duruyor. Öndeki kameralar. Bunları biraz halletmemiz zor olacak gibi. Şuradan şunu, buradan da bunu. Tamamdır Tarık. Dıştaki bütün kameralar halloldu. Güzel. Şimdi içeri girmek için iki planımız var. Ya öndeki güvenlikleri halledip kapıdan gireceğiz. Ya da merdiven dayayıp üst kattan gireceğiz. İkisi de riskli. Bence kapıdan girelim. Bence üst kattan girelim. Kapıdan girsek daha mantıklı olur. Sonuçta kapı. Sen evine üst kattan mı giriyorsun, kapıdan mı giriyorsun? Kapıdan giriyorum. O zaman buraya da kapıdan girelim. En mantıklısı o. Yani üst kattan girmek de mantıklı. Tamam Tarık, biz fikir ayrılığına düştük. O zaman şöyle yapalım. Ben kapıdan gireyim, sen de üst kattan gir. Olur mu? Dağılacak mıyız? Evet Tarık. Yok canım, öyle şey mi olur? Olur Tarık. Ama böyle olmaz. Olur ya, bir şey olmaz. Ben kapıdan gireceğim. Ben şimdi giriş yapıyorum, haberin olsun. Tamamdır Tarık, merdiveni daya ve giriş yap. Ben şimdi öndeki güvenlikleri halledip gireceğim içeri. Tamam, anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle merdiven koyuyoruz. Bence para bunları buranın üst katında. Belki alt katında da olabilir. Hiç bilemiyorum. Şöyle şuradan kıralım. Burayı da kıralım. Sonra buraya bunu koyup buraya bir tane merdiven atalım. Tamamdır, bankanın üst katındayız. Merhaba, selamünaleyküm. Uzaklaş yoksa sorun gelir. Ya abicim sakin olun. Ben para çekmeye gelmiştim bankaya sadece. Burası normal bir banka değil, git buradan. Nasıl normal bir banka değil? Banka yazıyor burada. Git dedim sana. Abi saygılı konuşsanız azıcık. Bak vallahi bankanızda hesabımı kapattıracağım şimdi. Ne bu saygısızlık böyle ya? Altı üstü bir para çekmeye geldim. Şimdi arkadaşlar bankanın tam burasından giriş yapacağım. Böyle kıralım. Elini havaya kaldır ve çabuk yanımıza gel. Abi ben tesisatçıyım. Başlatma tesisatını. Abi lütfen bana bir şey yapmayın abi, lütfen. Bir tane hırsız yakaladım. Anlaşıldı arkadaşlar, benim bunları sessiz bir şekilde halletmem lazım. Aşırı tetikteler. Birisine dalsam diğeri bana saldırır. Bu yüzden ikisini aynı anda hızlı bir şekilde halletmem lazım. Durun, silahımın mermisini doldurayım ilk önce. Mermisini doldurmadan nereye hallediyorum? Tamam, ilk önce bunu halledeceğim. Hadi. Sonra bunda. Hadi. Tamamdır arkadaşlar, ikisi de rahmetine kavuştu. Şimdi bankaya ön kapıdan girebiliriz. Tarık, işler nasıl gidiyor? Tarık. Tarık. Allah Allah, niye cevap vermiyor bu? Tarık. Tarık. Yöneticimiz şimdi yolda. Geliyor. Derdini ona anlatırsın. Abi diyorum ya, ben tesisatçıyım. Tesisat için gelmiştim. Bana niye böyle yapıyorsunuz? Neyin tesisatı? Tesisat için geldiysen niye kapıdan girmiyorsun? Abi rahatsızlık vermeyeyim dedim. Sonuçta burada hepiniz çalışıyorsunuz. Rahatsızlık verirsem işinizi aksatmış olurum. Nasılım arkadaşlar? Bence böyle daha iyi oldum. Hadi girelim bakalım içeri. Hop. Beyler selamünaleyküm. İşler nasıl gidiyor? Senin sesine ne oldu? Ya biraz hastalanmışım ya.
Dışarıda bekleye bekleye soğuk geçirdim tabii. Oo, siz ne kadar rahat. İçeride bekliyorsunuz. Yönetici böyle durmamızı söyledi. Evet, git ve yerinde dur. Abi vallahi bak. Hastalandım bak, sesim değişti. Görmüyor musun? Ben birazcık içeride duracağım izin verirseniz. Üst kata çıkamazsın. Niyeymiş ya? Ben yöneticiyle konuştum, çıkabilirsin dedi. Vallahi mı? He vallahi, yemin ettim. Siz de konuşun. Ben özel izin aldım üst kata çıkmak için. Sizin haberiniz yok. Vay anasını, ben hiç üst kata çıkamadım. Siz bu kafayla zar zor çıkarsınız. Azıcık girişken olun ya. Yöneticiyle konuşsanız izin veriyor. Tamam o zaman, ben konuşacağım. Aynen. Merhaba. Bu adamın burada ne işi var? Bu adam kamera tesisatçısı olduğunu iddia ediyor. Kamera tesisatçısı mı? Abi ben kamera tesisatçısıyım. Vallahi billah. Peki kamera tesisatçısıysan niye buradan girdin? Kapıdan girmeyeyim dedim abi. Ayıp olur sonra. Niye öldürmüyorsunuz bunu? Yönetici onu sağ görmek istiyor. Yönetici yolda mı şimdi? Evet yolda. İyi güzel. Kesin bankayı soymayı denedin değil mi? Yok abi, estağfurullah, ne soyması? Bir yanlışlık olmalı yani. Hadi hadi yeme beni. Buradan girip bankayı soymayı denedin. Ben de öyle düşünüyorum. Kesin bu bir soyguncu. Sonra yakayı ele verince kamera tesisatı. Yok abi, ne demek istiyor anlamıyorum ben yani şu an. İyi bakalım, bir yönetici gelsin de kararını versin. Kesin öldürür zaten bunu. Ben de öyle düşünüyorum. Abi beni lütfen öldür beni abi. Onu girmeden önce düşünecekti. Değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Evet. Abi beni öldürme lütfen abi, delirdin mi? Şimdi sıra sende, şimdi seni öldüreceğim. Abi lütfen yapma abi. Yalvarırım abi, ben masum bir insanım. 5 tane çocuğum var. Ne ara 5 tane çocuğun oldu Tarık? Adımı nereden biliyorsun? Oğlum benim lan, benim. Ya hiç mi akıl edemedin buradan kaçmayı? Ne bileyim kanka ya, adam bir anda silah çekti. Silah çekti demek ki. Üstten silah sesleri geliyor, ne oluyor? Dur şu alttakileri de halledeceğim, bekle. Mermimi doldurayım. He geliyor, ne olmuş? Ne olmuş? Geliyorsa al bakayım. Eyvah Tarık, siren sesleri. Çabuk paraları almalıyız. Evet Tarık, gel. Şu koltuğu kaldır, çabuk. Açtım. Oo, paralar burada. Topla hepsini, topla. Topluyorum Tarık, bekle. Olamaz arkadaşlar, polisler silah seslerine geldi. Hızlı olmalıyız. Aldım bütün paraları Tarık, çabuk gel, kaçıyoruz. Arkadan kaçalım. Tamam Tarık bekle, polis yok değil mi? Arkadan. Teslim ol. Kanun emri, teslim ol. Olamaz, arkadan da polis var. Kapıdan kaçalım. Tamam Tarık gel, çabuk. Oh, hayır. Gel. Geliyorum. Hadi bismillah. Sizi öldürmek istemiyoruz. Teslim olun. Tarık sanırım teslim olmak zorundayız. Nereden bildin? Bildim öyle işte Tarık. Tahmin ettim sadece. Ne yapacağız biz burada? Ne yapacağız Tarık? Hapishanedeyiz işte. Büyük ihtimalle buradan bir 20 yıl çıkamayacağız. Ne diyorsun sen? Tarık senin fikrindi banka soygunu. Soygun başarılı oldu ama biz hapse girdik. Kaçma kısmını düşünemedik. Polis kısmını da düşünemedik. İlk önce bir tünel açacaktık ve o tünelden kaçacaktık Tarık. Haklısın. Her neyse canım ailem, bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane video var. İki videoyu lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda sağda ve solda iki video çıktı. Lütfen onları tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınıza kalp bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizce bu hapishaneden kaçalım mı? Yorumlarda bir yazın. Hoşçakalın. Bay bay.